işlemlerini, vatandaş oturma işlemleri, kapıdan çıkma işlemleri, her şeyi size göstereceğiz. Öyle de yaptı. Yurt dışından ucuz fiyata lüks otomobil getirmenin yollarını tek tek anlattı. Sosyal medyada paylaştı. Videoyu kısa sürede milyonlar izledi. Ancak bu video ünlü YouTuber'ın başını derde soktu. Yeni araba videosu, Batum'dan satın alma videosu yapıyorum şu an. Bu sefer kendime satın alacağım. Mervan Tepelioğlu sosyal medya fenomeni. YouTube'da 1 milyon 200 bin takipçisi var. Genç YouTuber geçtiğimiz aylarda Gürcistan'ın başkenti Batum'a gidip bir otomobilin nasıl ucuza alınıp hangi yolla Türkiye'ye sokulacağını anlattı. Arkadaşlar şu an Adalet Bakanlığı'ndayız ve şirket kurumum için imza atmaya geldik. Artık şirket tamamen onaylandı. Bir imza atacağız ve bitecek. Anlattığı gibi de oldu. Evraklarını ve aracını alan Tepelioğlu, işlemlerinin ardından Türkiye'ye doğru yola çıktı. Arkadaşlar yeni arabam muhtemelen şu olacak, %95 ihtimalle. Bunu alacağız. Şimdi servisteyiz. Plakalarımızı takacağız. İşlemler de bitti. Ruhsatımı da aldım. Arkadaşıyla birlikte sınır kapısından geçen YouTuber İstanbul'a kadar hiçbir çevirmeye takılmadı. Arabamla birlikte artık Türkiye'deyiz. Çamlıca gişelerinde özellikle insanlardan gittim çünkü orada çevirme oluyor. Polisler bana baksınlar, beni çevirsinler, evraklarımı görsünler. Tepelioğlu çevirmeye takılmadı ancak o videoyu 200 bin liralık arabayı 45 bin liraya almak başlığıyla paylaşınca olanlar oldu. Video Mayıs ayına kadar 1,5 milyon kişi tarafından izlendi. Ancak izleyenler arasında gümrük muhafaza ekipleri de vardı. Bunun yasal olmadığını söylemişler. Ancak şöyle bir şey var. Biz buradan bireysel olarak değil, şirket olarak satın alacağız. Şirket adına arabayı satın alıyoruz ve tamamen bizim üzerimizde olacak araba. Tamamen yasal. Yasal olduğunu söyledi ancak ekipler Tepelioğlu'nun videoda anlattığı 2003 model lüks marka otomobilin yurda usulsüz bir şekilde sokulduğunu belirledi. 200 bin liralık otomobil elinden alındı. Mervan, duygularını alabilir miyiz? Heyecanlıyım. İnşallah bir problem çıkmaz. YouTuber hakkında usulsüzlük ya da kaçakçılık suçlarından soruşturma başlatılması bekleniyor. Güzel olasın.